Fatih Altaylı. FatihAltayli.com.tr. Emekliye zam yok ama devlet hava meydanları işletmesinden YDA'ya 23 milyar var. Son zamanlarda devlet hava meydanları işletmelerindeki bazı rezaletleri, bazı rezil ilişkileri yazıyorum. Devlet hava meydanları işletmesine iş yapan havalimanı işleten müteahhitlerden alınan 60 milyon liralık lüks daireler, Lüks daireleri iki bürokrata veren firmanın YDA işletmesi Dalaman Havalimanı'nın kira bedelinde yapılan yüz milyonlarca dolarlık indirim, tasarruf genelgelerine rağmen tefriş edilen makam odalarına harcanan milyonlar, bu harcamaların ortalığa dökülen faturaları, tefriş edilen odaya niye ise koyulan gizli kasalar. Daha neler, neler. Odayı yaptıran bürokratın eşiyle birlikte yaptığı Barcelona gezisine ise hiç değinmiyor, en lüks otellerde kaldığı ve on binlerce dolarlık alışverişlerin yapıldığı devlet hava meydanları işletmesi koridorlarında konuşulan geziyi anlatmıyorum bile. Diyeceksiniz ki yazıyorsun yazıyorsun da ne oluyor? Değişen bir şey mi var? Rezalet sürüyor. Hatta yazdıkların terfi ettiriliyor. Boşuna niye kendini harap ediyorsun? O iş öyle değil. Ben yazarım, tarihe kayıt düşerim. Gün olur devran döner, düzen değişir, bakan değişir, birisi bunların hesabını sorar. Bugün de yine tarihe kayıt düşülsün diye devlet hava meydanları işletmesinde yine aynı ekibin başının altından çıkan bir başka rezaleti ya da rezalet hazırlığını yazacağım. Belki biliyorsunuzdur. Daha önce Milli Gazete ve Bir Gün Gazetesi de yazdı. Hani şu Cumhurbaşkanı'nın satış mağazalarını ucuz diye övdüğü Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği var ya, Çiftçilere para kazandırmak için kurulan bu birliğin Ankara'da bir arazisi vardı. Bu araziye devlet hava meydanları işletmesi bürokratlarıyla son derece içli dışlı olan YDA inşaat kat karşılığı iki adet kule yaptı. Sonra da arazinin sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri ile davalık oldu. Çünkü arazide emsal artışı sağlamış ancak artan emsalden arazi sahibine pay vermemiştim. Olayın duyulması üzerine gazeteler haber yapmış, Tarım Kredi Kooperatifleri de dava açmak zorunda kalmıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, YDA ile son derece içli dışlı olan ve YDA'dan milyonlarca liralık daireler alan grup, şimdi bu iki kuleyi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlük Binası yapmak üzere satın aldırıyorlar. Hem de 750 milyon dolar bedelli, yani 23 milyar 250 milyon TL'ye. Hani şu emekliye maaş vermek için bulunamayan parayla devlet hava meydanları işletmesi içinde dahi eleştirilen bu konuyla ilgili devlet hava meydanları işletmesinin lüks odacısı MG Bakan Bey istiyor diyor. Hatta değer tespitini yaptırdığımız firma da Bakan Bey'in akrabası diye fısıldıyormuş. Kim istiyor, kim alınsın diyor. Değer tespitini kim yapıyor? Ben bilemem. Benim bildiğim şudur devlet hava meydanları işletmesindeki iki üst düzey bürokrata Ankara'daki sitesinde iki lüks daire veren YDA, önce Dalaman Havalimanı'nda bazı bölümleri kullanmadığını öne sürerek büyük toplamda devleti yüz milyonlarca dolar zarara uğratacak bir kira indirimi aldı. Şimdi de Ankara'da tarım krediyle davalık olduğu iki kuleyi 23 milyar TL'ye devlet hava meydanları işletmesine satıyor siz de enflasyonla mücadelede devletten de katkı ve maaşlarınıza az da olsa düzeltme bekliyorsunuz değil mi daha çok beklersiniz Ebu Bekir Şahin ailece sabah programı izliyor mu Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin televizyonlarda yayınlanan dizilerden şikayet ederek eşimle kızımla dizi izleyemiyoruz demiş Beyefendi zevkinize karışamam ama sapık supuk diziler izlemeye meraklıysanız tabii ki eşinizle ve özellikle de kızınızla birlikte elbette izleyemezsiniz. Eşinizle ve kızınızla televizyon izleyeceğiniz zaman iktidarınıza yakın kanallardaki öyle olmayan kanal pek yok ve hatta TRT'de izleyebileceğiniz pek çok dizi var. Birlikte onları izleyin. Sonra kendi zevkinize uygun dizileri yalnız başınıza izlersiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ben onu demek istemedim. Bal gibi de onu demek istediniz. Yoksa parayla abone olunan, izlemek için insanların para ödediği ve bu yüzden de farklı içerik sunmakta olan bir yayın platformunda yayınlanan diziden programdan size ne? Mesela ben o platformların hiçbirine abone değilim. Ne olup bittiği de beni hiç ilgilendirmiyor. Ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Bey size bir şey sormak istiyorum. Sabah programlarını izleyebiliyor musunuz? Mesela son derece muhafazakar görüntülü giysiler içindeki kadınların konu komşuyla ya da diğer akrabalarla yaptıklarını ve yattıklarını ballandıra ballandıra anlattıkları ve kimin eli kimin cebinde türü bu muhafazakarlığın anlatıldığı sabah programlarını kızınızla ve eşinizle izleyebiliyor musunuz? Ya da AK Partili bir milletvekilinin sahip ve yönetici olduğu bir televizyon kanalında sunucunun yüzünüze taze sperm sürmeyi tavsiye ettiği programları ailece beğenerek mi izliyorsunuz? Merakımdan soruyorum Ebu Bekir Şahin Bey. Bir tür anket yapıyorum. Ne zaman insan oluruz? Enflasyonla mücadele, itibardan tasarruf edemeyenlerin çalışana ve emekliye eziyet etmesi anlamına gelmediği zaman.